caddelerin paralel olduğunu söylüyor. Yukarıdan aşağı bir paralellik var. Bu kırılan caddeleri takip edersen aslında sana sorulanın bir M kuralı olduğunu fark edersin. Bunu klasik bir soruya çevirelim. Şu şekilde gelelim. Verilenleri yazalım. Buraya 30 derece vermiş. Araya 50 derece vermiş. X'i de aşağıya vermiş. Evet. Ne yapıyoruz? Hemen sola bakanların toplamını alıp sağ bakanı eşitliyoruz. 50 eşittir 30 artı x. Bu tarafa geldim 20. x eşittir 20 dedim. Cevap B dedim. İkizkenar üçgenlerin 6 tanesini yan yana tepe noktaları kesişecek şekilde koyduğuna göre 6'sı da tepe açısı olup aynı üçgenin açıları olup 180 dereceyi 6'ya bölersek tanesini buluruz. O halde 180 bölü 6 dedim tanesinin 30 derece olduğunu söyleyebildim. Bu 30'u aldım götürüp eski üçgenime oluşumdan önceki ilk üçgene koydum. İkiz kenar olduğu için taban açıları eşit olmalıdır. Bu da ikiz gelmelidir. 180'den 30'u çıkarırsam geriye 150 kalır. 150'yi de ikiz kenar üçgenden dolayı iki eşit parçaya ayırırsam her bir x açısı 75 derece gelmelidir. Bir kenar uzunluğu 8 santim olan eşkenar üçgen biçiminde A, B, C, D, E, P, ikisi de eşkenar. Kenarların orta noktaları yani şöyle tam ortadasın. 8'lik kenarın ortasını bulduysan kaç yazacaksın? 4. Kalanlar eşit bölünür mü? Yani kalanların eşit bölünüp bölünmediğine dair bir bilgi vermese de kenarların orta noktalarına konumlandırıldığı için aslında 2 2 diyebilirsiniz. Ha diyemediğimizi varsayalım. Diyemezsek eğer şöyle yaparız. Buraya x dersek buradaki her kenar x kadar. Çünkü eşkenarın 60 derecesi burada var. E burada küçük bir eşkenar var. Bak 4 4 4. Yani buradaki paralellik bunun duruşu bu şekilde. 60 dereceyi getirirsin. 4, 4, 4 diyebilirsin zaten. E şimdi 4'ten geriye 4 kalmıştır buraya. Hani bir kenar 8 ya 4, 4. Kalan 4 eksi x yazarsın. Buradaki eşkenar üçgenden buraya da 4 eksi x yazarsın. Yani 4 artı x artı 4 eksi x yaparsın. 3 tane kenar için 4 artı x artı 4 eksi x artı diğer tarafa geçersin. Aynı şeyleri burada da yaparsın. X buraya 4 x buraya. E burası da kenarın tam ortası olduğu için 4 4 olmalıdır. Buraya da 4 gelir. Buraya da 4 gelir kenarın ortası olduğu için. E 60 derecelik açısı varken de 4 4 ken, kalan açılar da 60 olacağı için bu da 4 olmuş olur. Sonuç olarak kırmızıların toplamı da aynı şekilde gelecektir. Bundan 2 tane getireceksin aslında. Bunu toplarsan x, x artı x'i götürür 4 4 8 yapar. 2 ile de genişletiyoruz dışarıdaki çarpanımız var. 8 çarpı 2'den cevabın 16 olduğunu söyleyebilirsin. Ama tekrar söylüyorum orta noktalara konumlandırıldığı için esasında burada oluşan çıkıntıyla burada oluşan çıkıntı aynısıdır birbirinin. Aynı olduğu için biz buna istersen ikinci yol diyelim. Birinci yol olarak da doğrudan 2 artı 2 artı 4 çarpı 2 diyelim. Yani buraları 2, 2 aldım. Şunu da 4 aldım. Diğer taraflar için de 4, 2, 2 olarak aldım. Buradan da aynı cevabı yine çevre olarak 8 çarpı 2, 16 olarak söyleyebilirsin. Benim, ben olsam ilkini tercih ederim. İkinciyi niye yaptım? Ha, oradan gittim hocam getirebilir miyim diyenler için olsun o da. A köşesinden karınca en kısa yoldan gidecekmiş. Şimdi en kısa yoldan nasıl gidilir? Doğrudan birleştirerek gidilir. Yani A'dan tutacaksın, C'ye doğrudan birleştireceksin. Burası 16 ise eğer şuraya A diyelim şuraya B diyelim. Şuraya C diyelim şuraya D diyelim. Burada bir üçgen var. Üçgen eşitsizliğine göre iki tane kenarın toplamı üçüncü kenar olan 16'yı geçmek zorundadır. Eşitsizlik kuralı öyle diyordu. İki kenarı topla üçüncüyü geç diyordu. E burada da bir tane üçgen var. Buradaki üçgenin kenarlarını da şöyle gösterelim. Bunlar da 16'yı geçmek zorundalar. Yani C ve D üçgenin iki tane kenarıdır. Bunların toplamı 16'yı geçmek zorundadır. E hocam 16'dan büyük 17 yaptım. Ben de sizin gibi çözdüm. E bu da 17 hocam. E şimdi siz de 17, 17, 34 bulmadınız mı? Bulmadım. Eğer böyle işaretledin, yanlış yaptın ve çözümü nasıl oluyor diye geldiysen dikkatli dinle beni. Buraları 17 seçme. Bu beydi bu arada. Şimdi üçgenin çevresinin santim türünden en küçük tam sayı değeri. Üçgen tam sayı olsun diyor değil mi? Kenarlar tam sayı olsun diyor mu? Demiyor. İşte bütün sıkıntı da bu. Bu konu e, çözülürken, bu konu soruları çözülürken öğrenci niye zorlanıyor? Çünkü burada tam sayıdır değildir ayrımları var ya. Gerçekten bunlara dikkat etmek gerekiyor. 16'dan büyük seçeceğin A artı B 17 olsun. O şekilde bu da 17 olursa 34 olur ama 16,5 olursa ne olur? 16,5 burayı buraya almış olsan 16,5 16,5 da 33 yapar cevap B olmuş olur. Bak şimdi diyeceksin ki ben buçuklarla niye uğraşayım? Uğraşma o zaman. O zaman şöyle yap. Taraf tarafa topla eşitsizlikler aynı yönlü olduğunda bu şekilde taraf tarafa toplayabiliyorsun 32 küçüktür Bu taraf ne yaptı hepsinin toplamı olan abcd yaptı hmm. Peki abcd kim şu anda şeklin çevresi e Sana da bu lazım değil mi O zaman son durumda 32 küçüktür çevre buldun Yani çevre 32'yi geçecekmiş En az kaç olur dediği için de 33 alacaksın Esnemiş esnemeden önceki hali nasılmış bir görelim çizelim böyleymiş e peki neresinden asmış? Orta noktasından bağlamış. Orta noktasından bağladığına göre ben bunu eşit miktarda olduğunu biliyorum ipin. Bak tam ortası. Bu ip eşit bu şekilde. Burada da tam ortasından bağlamıştı. Yani şöyle yaptı. Buradan tuttu hop böyle yol boyu çekti getirdi değil mi? 8 vardı senin elinde. Buraya da 4 buraya da 4 yazabilirsin. 9 santimimizi artık kullanalım derim. Şurası yol boyunca 9'du. Buraya kadar bak tepesine kadar burası 6'ymış. Burası 6 olduğuna göre şuradan şöyle bir kesersen eğer karşıya geçersen 6'yı burada tutarsın. 9 santimden geriye sana 3 kalmış olur. Bu 3'ü de tutup buraya sürüklersin. İkiz kenar üçgende dik atmışızdır. hızdır. Çünkü tam ortaya nasıl geleceksin değil mi? İkiz kenar bu sonuçta. 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 olur. Burası da 5 olur. İp gerilmiş arkadaşım. İp gerilmiş. 5, 5 daha toplamda 10 getirmiş. İp 10 santimdi. Peki eskiden kaç santimdi? 8'di. Ondan 8'i çıkarsan 2 santimlik bir gerilme olmuş. Santim değil de metre. Yani soruda metre verdiğine göre metre demem gerekiyor. 2 metrelik bir uzaması var soru bu şekilde. Mavi üçgenin hipotenüs uzunluğunun iki katı sarı üçgen. Mavi üçgende yeşilin iki katı. Yani şöyle buraya A dersen diyor 2 katı burası 2A 2 de katı burası 4A. Yani mavi yeşilin iki katı olacakmış. Sarı da Mavinin iki katı olacakmış. E şimdi bunlar nasıl üçgenler? İkiz kenar ve dik olan üçgenler. Hemen gördüm ikizi indim dike. Dik inersem tabanımı iki eşit parçaya bölerim. İkiz kenar üçgen olduğunu bildiğim için. 2A 2A derim. Bu 4A burada dursun bence. Tamamı 4A'ydı bilinsin. Şurası dik. Ben dik indirdim sonuçta. Burası ikiz kenar üçgen dediği için 45 derece. 45, 90 burası da 45. İkiz kenardan 2A, 2A şuraya 2A yazabilirsin. Şimdi A'dan G'ye bir çekelim. 2A ile 5A'nın Pisagor'unu yapalım. Yani çirkin Pisagor ama yazar bize insaf etmiş. Sıkıntı yapma, sıkıntı yapma. 4 kök 29 vermiş. Şuraya ben 4 kök 29'u yazıyorum. Bunu veriyor bana. Haydi Pisagor'a şöyle Allah diyelim şu Pisagor yapalım. 5A'nın karesi 25 A kare. 25 A kare artı. 2A'nın karesi yani hem 2'nin hem A'nın karesini alıyorsun ya. 4 A kare. Bu da eşittir. 4 kök 29'un karesi. Hmm. 4'ün karesi 16. Kök 29'un karesi de 29. 16 çarpı 29. E, burası 29 tane A kare yaptı. Çarpmadıysan benim gibi böyle tuttuysan iyi yapmışsın. Acele etme böyle sayılar görünce. A kare 16, A sayısı 4. B noktasıyla G noktasının arasındaki uzaklık nedir? B noktasından G noktasına kadar toplamda 4, 2 daha 6, 1 daha 7 tane A'yı soruyor sana. Yani BG demek 7 tane A demek. A sayısı 4 iken 4 kere 7 cevap 28 demektir. Yani bütün üçgenin alanını bulmak tabii ki daha zordur. Bütün üçgenle uğraşmayacaksın burada. Ha dersen ki hocam ben illaki bütün üçgenin alanını bulmak istiyorum. Yani şöyle bir çekersin. Buradaki yamuk sisteminin alanını hesaplarsın. Bu yamuk sisteminin içinden bu üçgeni bu üçgeni düşersin. Bunu da düşmen gerekiyor tabii ki. Ha bunu nasıl bulacaksın? Bunu bulmak için de şöyle bir yamuk sisteminin içinden üstteki üçgenle alttaki üçgen düşülebilir. Ne oldu? Çok uzadı. Ne gerek var? Eğer uyanık olursan birim kareli zemin ise burası iki birimdir. Yukarıdan aşağıya dik atarsan burası da 2 birimdir sonuçta. 2 birim yol alıyorsun bak şöyle 1 2. E şöyle bir dik atsan. Şimdi bu üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. 2 çarpı 2 bölü 2 değil midir zaten? Yani 2'dir. Şöyle ok çıkarıp bu üçgen için 2 çarpı 2 bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2 deyip yazdım. E buradaki üçgen için de aynı şey geçerli. Bunun da tabanı 2 ama yüksekliği 3 dikkat ettiysen. Burasının alanı içinde 2 çarpı 3 bölü 2 yapacaksın. 3 de buradan gelecek. O zaman gelen alanları toplayalım. 3 bundan 2 bundan sorunun cevabının 5 olması gerekir. Doğrusal bir yola dik durumda duran 12 metre uzunluğundaki sokak lambası şu şekilde 6 metre 8 metre şemsiyeler. Onların da arasındaki uzaklıklar eşit gösterilmiş. Boyların oranı nedir demiş. Şimdi biz benzerlikte şunu yapabiliyoruz. Üçgenime dikkat et. 8-12 üçgeni şurası. 8 ile 12'nin oran kurduğu buradaki üçgenden bahsediyorum. Şimdi bu şemsiye dik olarak verildiyse bu da yukarıdan aşağıya dik geliyorsa bunlar birbirine paralel çubuklardır. Paralel çubukların oranı benzerlik oranıdır. Sol tarafın benzerlik oranı 8 bölü 12 sadeleşirse 4'e böl 2, 4'e böl 3, 2 bölü 3 yapar. Bunun buna oranı 2 bölü 3. Şimdi biz bu işi nasıl yapıyoruz? 8 kimin kenarı? Bu üçgenin kenarı. O zaman 2 bulmuştum. 2K'yi buraya yazmalıyım. Peki 8'e neye böldüm? 12'ye. 12 kimin kenarı? Bu bütün üçgenin kenarı değil mi? O zaman burada da 3 bulduğuma göre 3K buranın olmalıdır. 1K kalmalıdır. Hani şöyle yapıyorduk ya bunun bunu oranı. 2 bölü 3. Bunu ayarladım ben şu anda. Şimdi şunu da yapabilirsin bu arada. Hani bu 8, bu 12 birbirine paralel ya hani bunlar. Paralel aralıkta karşıya geçmek vardı. 2'nin altına A gelse. 2a gelse daha doğrusu. 1k'nin altına 1a gelir. He, o zaman bu buna eşit olduğuna göre burasının da a olduğunu söylersin. Peki 6 ile 12'ye baktın mı? Ben sana 6 ile 12'yi 3 saniye içinde çat diye gösteriyorum. x2x kuralı var burada. Yani benzerliği yine aynı şekilde az önceki yaptığım gibi 8-12 oranlaması gibi yapabilirsin ama gerek yok ki x ile 2x tam ortası orta taban demektir. Yani buradaki 6'nın pozisyonu budur. Dolayısıyla tam ortada bulunduğunu anlamış oldun. Buraya A diye otomatik yaz. Bak kontrolünde şöyle yap: 1A 6 getirdi, 2 tane A 12 getirdi. Bu şekilde söyleyebilirsin istersen. E şimdi sana ne diyor burada? 12 metre uzunluğunda sokak lambası diyordu. Ha 12'yi kullanmıştık zaten. Ha tamam tamam başka sayıya ihtiyacım yok. Ben bir tane daha sayı olsun ki A'yı bulayım diye düşünüyordum da zaten gölge oranını soruyormuş. Şimdi bu şemsiyemiz burada hop gölgesi böyle yıkılmış buraya. Hani lamba bu şekilde ışık vurduğu için yönde ışık yönünde böyle bir gölge oluşur. Buradaki şemsiyenin gölgesi de hop burada oluşur. Yani sana gölgelerin oranı derken Şöyle 2A ile A'nın oranlarını soruyor. Niye olabilir diye sormuş. Çünkü 2A ile A'nın oranı 2 bölü, 2A bölü A da olabilir. A bölü 2A da olabilir. Buradan 2 gelir. Buradan 1 bölü 2 gelebilir. İkisini de şıklara koyamaz. Olabilir dediği için bir tane seçenek şıklara koyabilir. Yani cevap 2 olmalıdır. Denizli gelmelidir. Bunu da şıklara vermemiştir. O yüzden çöpe atabilirsin.